Hocam, Peygamber Efendimizin Çanakkale Savaşı'na geldiğini söylüyorlar. Bu doğru mudur? O günkü gazeteleri okumak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle şuraya buraya gelmez. Peygamberimiz vefat etmiştir. Ama birçok kimse onu yaşatıyor. Bugün birisi bizim siteye yazmış. İşte bir yere gittik diyor. Kitap okuyorduk. Sabahleyin kalktık. Sabah namazında birisi dedi ki, bak bu sabahleyin namaza Peygamberimiz geldi. Odalarınız dağınıkmış, odalarınıza gelmedi. Sonra diyor şeyin kursun bitiminde yine sabah namazından sonra bize dediler ki, işte bu sabah Peygamberimiz kendi hocalarıyla beraber gelmiş oraya. Ondan sonra her tarafı teftiş etmiş, teşekkür etmiş, gitmiş. Şimdi Peygamberimiz maalesef istismar ediliyor. Dünyanın en çirkin istismarı da din istismarıdır. Bu tür şeyler genellikle savaş kazanıldıktan sonra ortaya çıkar. Kaybedilirse hiç gelmez. Kazandıktan sonra gelir. Peki orada Osmanlı'nın bütün üniversite öğrencileri, bütün gençliği gitti. Niye haşa, tövbe estağfurullah, böyle olacak bir şey değil de, yani bu işin şakası bile hoş bir şey değil. Öyle şey olur mu ya? Yani bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi Uhud Savaşı'nda kazanmak için neler yaptı? Bunu gayet iyi biliyoruz. Bedir Savaşı'nda da eğer Allah'ın daha önce verdiği söz olmasaydı kazanamayacaktı. Ne böyle hayalcilik? Yani din sömürüsünü yapan insanlar tabii ki uçan kaçan peygamberden hoşlanırlar. İnsan olan peygamber onların hesabına gelmesin.